Dinleyicimizin şöyle Şafi mezhebine göre dedi, abdest dedi nasıl alınır? Yani bir farklılık söz konusu mu? Dört mezhepte de abdestin alınışı aynı. Sadece hükümler farklı. Şafi mezhebinde hüküm derken yani şu işi yapmak farz, şu işi yapmak sünnet. Birisinde farz olan diğerinde mesela sünnet olabilir. Mesela ağza su vermek, buruna su vermek. Hanbeli mezhebinde abdeste de farz. Ama Şafii'de, ondan sonra Maliki mezhebinde, Hanefi mezhebinde sünnet. Ama dördü de ağza buruna su veriyor mu? Veriyor. Mesela başı meshetmek. Hepsinde var. Fakat İmam Malik Hazretleri, yani Maliki mezhebinin tamamını meshetmek farz. Diğer üçünde Hanefi'de, Şafii'de, Hanbeli'de tamamını meshetmek sünnet. Hanefi'de dörtte bir, Şafii mezhebinde parmağıyla bir parça bile yapmış olsa farz yerine geliyor. Ama hepsinde var mı başın tamamını meshetmek? Var. Mesela dördü de diyor ki peş peşe yıkamak. Hanefi'de sünnettir. Ama Maliki mezhebi muvalat farz diyor, peş peşe yıkaman lazım. Sünnettir. Ama onda da var, onda da var. Bir farklı söz konusu değil. Onun için rahatlıkla gusül abdestin alınışı da, abdestin alınışı da dört mezhepte de aynıdır. Hatta namazın kılınışı bile. Hükümler farklı sadece. Şafii mezhebinde, İmam Şafii Hazretleri mezhebinde bir de ara tekbirler var. Yani farz değil ama sünnettir. Mesela Hanbeli mezhebinde namaz kılarken sağına soluna bakabiliyor. Mekruh değildir. Ama Hanefi mezhebinde mekruhtur. Ufak tefek teferruatlar. Ama kılınış şekilleri, kıyam, rükû, ondan sonra kade, secde ve buralarda okunanlar hep aynı mıdır? Hep aynıdır. Dolayısıyla Şafii mezhebinde de abdest alırken herhangi bir ayrılık söz konusu değil. Niyet farzdır. Şafii mezhebinde ne zaman niyet edecek? Yüzünü yıkarken niyet edecek. Peki başın tamamını meshediyor mu? Sünnettir. Hanefi'de de öyle. Başın tamamını meshetmek. Muvalat sünnettir Şafii mezhebinde de. Hanefi gibi aynen. On sana. Delk yine aynı şekilde Hanefi mezhebi gibi sünnettir. Ama tertip. Kendi abdeste bildirilen sırasıyla yıkamak farzdır. Hanefi de sünnettir. Sünnet. Yani sünnettir. Ona riayet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde aldığı zaman, yani Hanefi'deki bir kimsenin aldığı abdestle Şafii mezhebindeki bir kimsenin aldığı abdest arasında bir fark yok. Sadece bazı yaptığı hareketlerin hükümleri farzdır, sünnettir. Değişen sadece o oluyor. Başka bir şey ama yok. Ama aynı hareketi yapıyor neticede. Evet, aynı işi yapıyorlar.